Kumluca'nın Mavikent mahallesindeyiz. Şimdi sizi 56 yıl aynı yastığa baş koymuş bir çiftle tanıştırıyoruz. Şükran ve Mehmet Kurşunlu çifti. İşte burada bizi bekliyorlar. Amcacığım merhaba. Hoş geldin amcacığım. Hoş bulduk. Otur otur. Ben teyzeyi arkadan dolanırım. Otur. Teyzeciğim merhaba. 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 Nasılsın? Oh, gayet iyiyim. Sizi de iyi buldum. Allah sizi de iyiler. Böyle ne güzel bahçeniz var. Portakal ağaçlarının arasında. Amin. Cennet gibi yerdesiniz. Allah bugünü gösterdi bize. Sizlere de göstersin. İnşallah. Peki böyle uzun ve güzel evliliğin sırrı nedir teyzeciğim? Buradan gençlere ne öğütlersin? Ne diyeceksin? Hadi bir şeyler de bakalım. Nasıl geçinsinler? Ara sıra hiç kavga gürültü olmuyor yo, mu? Canım arada. Eski oldu soldu. Şimdi yok. Bu çocuklar bak 5 tane çocuk büyüttüm. Hı. Hiç yardımcımız yok. İkimiz. Çocuklara şey diyor, çocukları eve koyuyoruz. İş yerine gidiyoruz. Gece de gidiyoruz, gündüz de gidiyoruz. Gece don beklemeye gidiyoruz, sabahla defter toplamaya gidiyoruz. Çocuklara kim bakıyordu? Çocuklara bakanlar. En büyük küçüklerine bakıyor. En büyükleri. Şehirde kimse çocuğunu öyle bırakıp gidemez. Nereye gidecek? Tabii. Nerede gidecek? Tabii. Bu bahçeler yetiştirmek, kimliklerle yetiştirdik. Amcacığım çok çalışmışsın sen. Çok çalıştık yavrum, çok çalıştık. Kaç yaşından beri çalışıyorsun? Ben 1928 doğumluyum dedin. 54'ten bu yana çok çalıştım. Evvel de çalıştım ama kardeşim askerdeyken. Fakat bu bacağım sağydı o zaman. Bu bacım ama adam tutardı. Bazı yardımcı getirirdi. Bana yardımcı ettirirdi. Baban erken mi vefat etti? Baba 51'in yılbaşı günü öldü. Hmm. 51'in yılbaşı günü. 66 yaşında öldü. Erken ben 86 yaşındayım amcam. Maşallah. Bak burada duralım o zaman. Bakın. Babası 66 yaşında ölmüş. Kendisi 86 yaşında. Şimdi bazen ben erkekleri özellikle görüyorum. Babaları erken vefat ettiyse kendilerinde de hep bir korku oluyor. Acaba erken ölür müyüm diye. Ama işte karşımızda siz varsınız. İnsan kendine dikkat eder, sağlıklı beslenir, iyi yaşarsa, bir de bedenen çok hareketli olursa, sigara içki de kullanmazsa uzun yaşayabiliyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Peki, hayır. Ne var amca? Söyle. Ne içkisi, ne sigarası. Asla. Neden vefat etti? Ha, babam içiyordu sigara. İşte onu söyledi. Babam içiyor. Şimdi bak, ben kendimi konuşuyorum. Sen içmediğin için bu kadar uzun. Bak sen evet. Bizim için çok iyi bir örneksin. İşte onu söylüyorum. Evet. İçki, sigara bunlar insan yaşamını kısaltıyor. Yok. Bilim de Yetti. Bunları ispatlamış zaten. Şimdi az önce benim yanıma bir misafir geldi. Hı. Cebinde dop dolu sigara. Sigara. Oğlum bunu çıkar dedim. Bu seni öldürür dedim. Şimdi teyzeciğim, amcacığım. Gelin şu sofrada sizleri ne sağlıklı kılıyor bir bakalım. En çok yediğiniz, içtiğiniz şeyler bu sofraya dizildi. Çocuklarınız bize bir güzel bir sofra hazırladılar. Annemizin, babamızın sofrası bu diye. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken, şöyle alayım Mehmet amca, ada çayı. Ada çayı. Ada çayını çok seviyor musunuz teyze? Çok güzel olur. Evveli bu kara çayı alamadığımızda, bunları bulduk muydu, öpükle başına kuzda koyuyorduk. İngilizler de öyle yapıyormuş. Bir dönem yok, İngiltere'de yokmuş. Vallahi. Bak şimdi bir dönem İngilizler siyah çay henüz o ülkeye gitmemişken bu ada çayını içerlermiş. Çok. Demek siz de öyle yapıyordunuz. Ya öyle. Eskiden öyleydi. Öyle. Bu ada çayının içinde ne var biliyor musun Mehmet amca? Ben bilmem kızım. Ben sana bilmem. Söyleyeyim bunu. Buyur. Şimdi yaşlılarda biraz bellek sorunları oluyor. Hani unutkanlıklar başlıyor, bunama duymuşsunuzdur var, falan. Var. Sizde başta olmaz. Başta bende var. Sen de maşallah takır takırsın. Hiç var gibi görünmüyorsun açıkçası. O yaşlılardaki bellek sorunları şöyle, asetilkolin diye bir madde var, dikkati ve belleği sağlayan önemli bir madde. O maddeyi ada çayının aktive ettiği görülmüş araştırmalarda. Yani bu ada çayını bol bol içtiğimizde bizim vücudumuzdaki asetilkolin aktive oluyor ve bellek sorunlarını daha az yaşıyoruz. Araştırmalar hep onu göstermiş. İngilizler de bir araştırma yapmışlar Alzheimer'lar üzerinde. İranlılar da bir araştırma yapmış. Hep bu ada çayının iyi geldiğini görmüşler. Tamam. Şimdi bir de bu ada çayı neye iyi geliyor biliyor musunuz? Bunu teyzeye söyleyeyim. Burada biraz ara sıra huysuz olabilecek taraf sanki burası gibi görünüyor. Teyzemiz maşallah sakin. Değil mi? Halim Selim. Biraz ara sıra hiddetlenebilecek olan burası gibi görünüyor. Öyle mi Şükran teyze? Sanki öyle sezdim. Olur gibi. Amcam olur. Olur da. Şimdi ben bunu bir şey desem. Benim ağzıma etme yeme bu hazırlatta kasıyor. Hı. Ben buna daha karşı kalsam. Kim hazırlayacak beni? Ay Allah
çok yaşa Mehmet amca. Çok yaşa. Neyse ben anladım anlayacağımı. Siz de anladınız anlayacağınızı. Peki şimdi burada belli ki Halim Selim olan bu taraf. Peki o zaman burası biraz huysuzlaştığı zaman Mehmet amcamızın azıcık başında kavak yelleri estiği zaman ada çayı içir ona. Olur mu Şükran teyze? Niye biliyor musun? Bu huysuzları sakinleştiriyor. Böyle onu sakinleştirmek istiyorsan dayayacaksın ada çayını. Zaten içiyormuş. Öyle idare etti. İçerim. Peki. Bir de şurada kekiğiniz var sizin. Bu yörenin tamam. Ünlü kekiği. Ne kadar güzel değişik bir kekik bu. Çok ince güzeldir. İnce yapraklı. Benden çay da bitiyor. Oh, bunun çayını mı yapıyorsunuz? Çayını. Yemeklere de katıyorsunuz. Hayır, yemeklere katmıyoruz. Siz sadece çay içiyorsunuz. Sadece çay. Şimdi teyzeciğim bunu sindirim sorunları için çok kullanıyorlar. Siz de onun için mi kullanıyorsunuz yok, bu yörede? Her zaman içmeyiz. Arada bir de. Arada bir. Bu ne işe yarıyor biliyor musun Mehmet amca? Bilmiyorum amcam işte. Hı. Çarşıda satılıyor biz alıyoruz. Alıyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz yörenin kekiği. Yalnız sevdiğimizden alıyoruz. Sevmezsek almayız. Almazsın. Şimdi bu size çok faydalı. Neden? Kan yağlarını düşürüyor. Şekeri düşürüyor. Kolesterolü düşürüyor. Trigliseriti düşürüyor. Yani daha sağlıklı bir kan yapısına sahip olmanızı sağlıyor bu kekik. Bu araştırmalarca kanıtlanmış. O yüzden hani halkımız bunun kekik çayını çok sever. İçmeye de devam etmek gerekiyor. Çünkü kan yağlarını düşürücü etkisi var. Biz Türkler biraz son dönemlerde hep şişman toplumlar arasında sayılıyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün haritasında da böyle. Aman dikkat. Onun için demek ki kekik çayına da biraz ağırlık vermemiz lazım ki bu kan yağlarımızı düşürücü etkisinden faydalanalım. Bir de burada sizin çok güzel bir inciriniz var. Böyle minik minik. Bu yörenin inciri mi bu? Buranın inciri. Ne güzel bir incirmiş teyzeciğim bu. Şimdi demir eksikliği Türk kadınlarında çok yaygın. Kansız oluyor biraz Türk kadınları. Bu incirin içinde çok güzel demir var. Bir o. Onun için hani kansızlar bol bol incir yesinler. İçindeki o demirden faydalanmak için ki daha kanlı canlı olsunlar, daha atak olsunlar. Demir eksikliğinde hepimiz böyle yayılıyoruz, halsizleşiyoruz. Tamam, öyle tarlada bayırda demire eksik olan rahat çalışamaz. İyi incir yiyecek. Bizim memleketimizde bunu da yemezsen yazın ne yiyeceksin başka? En çok incir mi var? Tabii incir var, üzüm. Çardaklarda üzüm vardı. Oh en güzel. Üzümden de almışsın resveratrolü, incirden de almışsın demiri. Güçlü güçlü, kafa da güçlü, beden de güçlü kalmış. Teyzeciğim cevizi kim çok seviyor? Ben yerim, severim cevizi. Bu da yer, bu da sever. Ceviz, ikiniz hepimiz yeriz. İkiniz yeriz. Ben çok... tek de güzel cevizmiş bu. Şimdi cevizden ne alıyorsunuz? Cevizden çok güzel omega 3 alıyorsunuz. Omega 3 yağları. Ben demin sordum ya balık yiyor musun diye. Balığın içinde kalsiyum çok bol var. Kemikleri güçlendiriyor. Ama aynı zamanda balığın içinde omega 3 de çok fazla. İşte aynen balığın içindeki omega 3'ler gibi cevizin içinde de omega 3'ler çok fazla. Bu omega 3'ler de kalbimizin daha sağlam kalmasını sağlıyor. Kalp daha iyi çalışıyor. Damarlarımızı koruyor omega 3'ler. Damarları açıyor. Cildimizi güzelleştiriyor. Kafamızın daha iyi çalışmasını sağlıyor. Belleğimizi güçlendiriyor. Mehmet ve Şükran Kurşunlu çiftine baktığım zaman aslında nasıl sağlıklı kaldıkları ortada. Sofralarına baktığımız zaman anlaşılıyor. Tamamen doğal yiyeceklerle besleniyorlar. Amcamızın baş tacı olan yiyecekler antioksidan gücü çok yüksek. Aynı zamanda kafayı da iyi çalıştıran yiyecekler. Örneğin ceviz gibi içinde bol omega 3 var. Kekik çayını seviyor, ada çayını seviyor. Belleği güçlendiren, kafasının tıkır tıkır olmasını sağlayan. Her ikisi de süt ürünlerini seviyorlar. Oradan güzel kalsiyum alıyorlar. Amcamızın kalsiyumla ilgili hiçbir şikayeti yok. Teyzemiz çok doğum yaptığı için sorunları var. Onun dışında tahinli pideyi çok seviyorlar. Tahinin içinden aynen zeytinyağındaki gibi kalbe faydalı tekli doymamış yağ asitlerini alıyorlar. İncir bayılıyorlar. Güzel demir alıyorlar içinden. Daha enerjik oluyorlar. Kansızlık yanlarına uğramıyor. Kırmızı biberden güzel C vitamini alıyorlar. İncirden aldıkları demirin emilimini artırıyor bu. Çünkü her zaman demirle C vitamini birbirine aşıktır. Birbirlerinin emilimini vücutta artırırlar. Öyle daha da güçleniyorlar. Pekmezleri doğal, enerjilerini yine oradan alıyorlar. Hani sofralarına şöyle bir baktığımda narinceyi söylemeye gerek var mı? İbadullah, her taraf dolu. Yani son derece
sağlıklı, dengeli bir beslenme şekliyle işte karşınızdalar. Biz size uzun ömürler diliyoruz. Allah sizden razı olsun amcam. Teşekkür ederiz amca. Teşekkür ederiz. Allah size uzun ömür versin. Allah hayırlı evlatlar versin. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Cenab-ı Allah'ım. İnşallah. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağlık sırlarınızı aldık. Biz de sizin geldiğinizde çok teşekkür ederiz. Gene zaman başka zaman gene gelin de bir bileceğim çayımız için bir bardak çayımızı kahvemiz için. Olur amcacığım, yine geliriz. Şimdi size veda ediyoruz çünkü sırada bizim tarif bölümümüz var. Bakalım ben bugün sizin için ne hazırlayacağım.